E, Temmuz ayında başladık Biz kazılara Temmuz'dan itibaren 5 ayı doldurmak üzereyiz e, Tabii daha önceden de hazırlıklarımız oldu burada e, kazı öncesi hazırlıklar düzenlemeler vardı onlarla beraber 6 ayı doldurmak üzereyiz e, Uzunca bir sezon oldu sanıyorum e, biraz daha buradayız Belki bir ay daha buradayız e, gibi geliyor Ondan sonra da zaten yıl sonu gelecek E, sonrasında da 12 aylık kazı programı kapsamında yine yeni yılda tekrar işe başlayacağız diye düşünüyorum. Ee, uzun soluklu e, çalışma oldu bu sene de öyle oldu dediğim gibi 5 e, aydır yapılan kazılarda gerçekten bu kısıtlı şartlara rağmen özellikle pandemi Dolayısıyla yaşadığımız süreci dikkate alırsak yine de oldukça e, iyi bir sezon geçirdik e, küçük alanlarda çalıştık ama hepsinden de nokta atışı diyebileceğimiz şekilde sonuçlar almayı başarabildik. Mesela şurada gördüğümüz büyük küp bir biz Alişar 3 küpü deriz onlara arkeoloji literatüründe. O bir mezar küpüydü mesela. İçinde bir gömü vardı. Onu bulduk. O dönemin insanları ölülerini evlerin tabanları altına gömdükleri gibi aynı zamanda dışarıya büyük mezarlıklara da gömdüklerini biliyoruz. Buradaki bu kapların en azından iki tanesi bizim ölü kabı dediğimiz mezar kaplarından içinde herhangi bir bulgu çıktı mı hocam? Tabii kemikler, iskelet varydı. Küçük küçük hediyeleri... vardı. Ya bunlar çok şey değil. Büyük böyle zengin kişilere ait mezarlar değil. Bunlar orada sıra yaşayan sıradan insanlara ait mezarlar ama onlar asıl bize bu dönemin normal ya da günlük hayatı ya da insanların sıradan insanların hayatı hakkında bilgi veriyor o anlamda. Tabii ki son derece önemli. Peki o kemikler gönderildi mi? Ankara'ya mı gönderildi? Kemikler daha çalışılacak. Şöyle ki antropolog arkadaşlarımız bunları çalışacak. Hatta bunlarla ilgili olarak da yine bizim bir başka projemiz daha var. TÜBİTAK projemiz var. TÜBİTAK projesi kapsamında genom analizleri dediğimiz DNA analizleri yapılacak ve bu analizler sonrasında da burada yaşayan insanların birbirleriyle olan ilişkileri, bu insanların nereden geldikleri gibi yerli ya da başka ülkeden başka bölgelerden gelip gelmediklerine dair de o genetik analizler bize bilgi verecek. Peki hocam 11 aylık süreçte işte ne kadar şu ana kadar çıkardığınız yapılar bu 2020 yılında ne oldu olduğunu... Şimdi yapılar açıkçası bu beş aydır çalışıyoruz ama çok küçük alanlarda çalışabildik. Çünkü bu koşullar sebebiyle fazla açılamadık. ...pandemi sürecinde malum önlemler gerekiyordu. Şimdi bu dönem yapılan kazılarda en azından bizim bizim kazancımız şu oldu. En azından Kültepe'de birbirini takip eden dönemlerde belli alanlar büyük yapılar için seçilmiş. Şehrin genelde yüksek kısımları, zaten yükselişi de öyledir, büyük anıtsal yapılar var... Bunlar yandıkça, yıkıldıkça üzerlerine tekrar yapılmış ama genelde hep aynı bölgeler seçilmiş. O anlamda son derece önemliydi. Kutsal alanlar da aynı şekilde. Ya bizim tapınak dediğimiz o dönem için tapınak olarak yorumlanan bazı yapılar, yani insanların e, dini e, ihtiyaçlarını karşıladığı yerler diyelim, en azından tanrılarına kurban adadıkları, sunumlar yaptıkları yerlerde yine hep o büyük anısal bölgelerin Anasal binaların etrafında toplanmış. Bu da aslında bir anlamda şehirciliğin başlangıcı, şehirciliğin özel işaretleri olarak değerlendirilebilir. Ama bu dediğim tarihler milattan önce 3000 yıllarına kadar giden tarihler. Bulmuş olduğunuz küpler tahmin hocam yani kaç yıl önce kullanılmıştır? bazı kaplar mesela şu alttakinin tarihini 4300 diyebiliriz. Hemen yanındaki üsttekini 4100 yıllarına tarihleyebiliriz. Yani günümüzden 4100 4200 yıl önce kullanılmış eserler bunlar. E, e, tabii ki geç dönemde de demir devrinde de kullanmış olan burada gördüğünüz siyah özellikle siyah kaplar onlar doğrudan o dönemi işaret eder bize. Bunlar aslında ilk bakışta sadece basit bir çanak çömlek gibi görülebilir. Doğru aslında öyle ama bize özellikle de tarihlendirme açısından yardımcı oluyor. Yani o binaların içinde bulunan biz çanak çömlek parçalarına bakarak o binayı tarihlendiririz. Biliriz bu diyelim ki şu siyah kaplar demir devrinin karakteristiğidir. Onlardan bir parça dahi bulsak, bizim arka tarafta görmüşsünüzdür kasalar içinde tonlarca seramik vardır. O seramikler atılmaz. Niye atılmaz? Onlar incelenir ve gerçekten o yapının tarihini bize verir uzunca bir süreci vardır. O orada bulursunuz, elersiniz, toplarsınız, girirsiniz burada yıkarsınız, tekrar onları kurutursunuz, tekrar bunların çizimi yapılır, fotoğrafı yapılır. Ya yani ciddi anlamda bir prosestir. <laughs>